Evet, herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çavuş Show yeni bir videoma daha hepiniz hoş geldiniz. Oyuncuyu tanıyorum serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi sözü fazla uzatmadan direkt konuğumuzu çağıralım ve bizlere neler anlatacak hep beraber dinleyelim. İyi seyirler. Alo. Alo, selam herkese. Aleyküm selam abi. Nasılsın, iyisin? Merhaba kardeşim. Hamdolsun, iyiyim, teşekkür ederim. Bu arada bugün mübarek Miraç Kandili. Bu vesileyle tüm İslam aleminin mübarek Miraç Kandili mübarek olsun. Hayırlı kandiller Amin. diyelim. Sen Hayırlı nasılsın? kandiler abi, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de ya, ne olsun işte, uğraşıyoruz öyle bildiğin gibi. Vallahi iyilik versin. Abi öncelikle bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ederim. Rica ederim kardeşime bak. Miraç davetinle onur duydum. Bu onur bize Bu aitti. sayede seninle karşılıklı sohbet fırsat olmak benim için ayrı bir haz duygusu, yani söyleyeyim mi? Eyvallah, teşekkür Filyaki ederim. bir abonan olarak fırsat buldukça oyunla ilgili bilgi ve birikimlerini de esirgemeden yaptığım paylaşımlarını zevk ve hayranlıkla izliyorum. Emeğin ellerine sağlık. Eyvallah, teşekkür ederim. Beni ayrıca mutlu ettin abi. Yani eğer bir yardımcı falan olabildiysem, yani ne mutlu bana. Hak ediyorsun kardeşim. Her şeyi hak ediyorsun. Şey, Sağ ol. şimdi şey sormak isterim abi. Oyundaki nickin ne, adın ne, işte hangi şehirdesin, biraz kendinden bahseder misin bizlere? Belki elimden geldiğince Ki sesin bu arada biraz az geliyor. şeyden de verelim. Şu anda nasıl? Ha, şu an iyi, düzeldi şu an. Tamam. İsmim Akın Arıcan. Oyundaki nickim de burada yakın çevremde de dostlar devamlı hitap eder. Akın Baba diye. Onu kullanmaktayım oyunda. Akın Baba olarak. İstanbul Eyüp Sultan'da ikamet ediyorum. Evliyim. İki çocuğum var. Allah bağışlasın. Emekli olmak, Allah razı olsun. Emekli olmakla birlikte pandemi dönemine kadar mesleğimde olan gazetecilikle ilgili her kademesinde yoğun uğraşlarım oldu. Pandemiyle birlikte ister istemez eve kapanıp evden uğraş vermeye çalışıyorum şu anda. Bilemiyorum, oyunda yerli oyuncu olarak benden daha yaşlısı var mı? Ben henüz rastlamadım ama Vallahi ben de belki ilk şu an seni tanıdım abi yani. Allah razı olsun. Yaşım bir 67. Oynadığım 316. krallıktaki genç arkadaşlarım, beni tanıyan dostlarım benim için Son Osmanlı diyerek takılırlardı valla. Sor Osmanlı. Evet. Bahsettiğim gibi halen devre zamanları hariç komple barış ve kardeşlik timsali gördüğüm bu 316. krallık ASR ittifakında oyuna ulaşım devam edeceğim bu Evet. şekilde yani. Sizin liderinizin adı neydi abi? Göçebe Özgür. Değil mi? ASR. Tamam. O Evet, ASR'den dedin. tamam. ASR tanıdık geldi çünkü bana. Özgür eskilerdendir. 127'den beri beraberiz. Anladım. Kendisi. Peki abi, şey soracağım. Bu oyunla ilk nasıl tanıştın? Yani reklamlardan mı gördün, biri mi önerdi? O serüvenden biraz bahseder misin? Oyunla nasıl tanıştığımı uzun zaman oldu. İnan ki net olarak ben de hatırlamıyorum desem yalan olmaz. Büyük ihtimalle genellikle gece sabahlara kadar ofiste gazetedeki organizasyonlar için takıldığım dönemlerde tesadüfen buldum sanırım. Bugündür her iki gecenin nasıl geçtiğini bile anlayamadığım şekilde takılıp kaldım. Öyle ki o dönemler oyundaki dostlar, abi sen hiç uyumaz mısın falan derlerdi bana. Yani 4-5 yıl oldu değil mi? Ya, mutlaka olmuştur, mutlaka oldu. Yani Aynen. 5. yıl oldu tahmin ediyorum. İlk başlangıcım zaten 127. krallıkta oldu. Türkiye isimli ittifakta kendime yer bulmuştum. Halen bazılarıyla görüşmeye devam ediyoruz. Harika dostluklar kurduk. Bir Aynen. ortam, öyle bir ortamda başladım oyuna. Oyunun olsun bile bilmiyordum. Tek yaptığım ve ilk öğrendiğim sabahlara kadar kaynak toplamaktı. O zamanlar bayağı önemliydi zaten bu kaynak, hani toplama falan. Yani sabahlara kadar topluyor, akşam tekrar oyuna girdiğimde bir bakıyordum kalede bırak kaynağı.
Bir tek asker bile kalmamış. Kalkan unutmuşsun. Gelen vurmuş, giden vurmuş. Bir müddet böyle devam etti. Gelen vurdu, giden vurdu. Dedim ya kimseyi tanımam etmem, benden bir acayiplik var diye. Sonra öğrendim ki kaleye kalkan almam gerekiyormuş. Almam gerekiyor. Zaten oyuna buyur abi. Kalkanı da o zaman öğrenmiş oldum. Derken tecrübeli dostlarım da yardım ile sayesinde ondan oyunun inceliklerini çözme dönemim başlamış oldu. Aynen. Öyle ki kısa sürede de ittifak liderliğine kadar da yükseldim. Sağ olsun dostların sayesinde. Değer verdiler. Oo. Hani bu ilk başlama serüveninde zaten herkes kalkanı böyle acı yollarla öğreniyor. Buraya öğrendik her şeyi. Aynen. İyi, iyi, iyi. Evet. Şu an 127'de başladın. Krallığınız birleşe birleşe 316 oldu. Doğru değil mi? Yok şöyle oldu. 127, 181. 181'de bir kopmalar oldu. Böyle bir gereksiz dağılmalar oldu. Birileri bir tarafa gitti, birileri gitti. 181'den sonra öyle ya, 200 ne oldu? 240 kaldı dedi bundan önce. 100, daha öncesini hatırlamıyorum. Bu kaçıncı intikam? Yani hiç o 140 krallığı, hani 127'nin devam eden krallıklarını bırakıp başka bir krallığa geçtin mi, yoksa o krallık devam ediyor mu hala? 181'de bir dağılım oldu. 181. krallıkta o KK'ya vardı. Meşhur Mısır kökenli de Arap kökenli. Ortalığı yıktı, para babasıydı biraz. He. Ortalığı bir dağıttı gitti, biz komple bir dağıldık. Kimimiz kendi ittifakımızda kaldı, kimimiz o tarafa geçti. Hatta bir küskünlükler, farklılıklar oldu falan derken dağıldık yani. İttifak da dağıldı, şey de dağıldı derken. Ondan sonra işte 195'te bir şey maceram başladı ki orada tam başladı. Orayı bıraktın, 195'e mi başladı? Tabii 195'e geçtim. 195 birleşmede 244 oldu. Derken 244'te bıraktım. Böyle kısa bir bırakmışlığım oldu. Yani 316'ya kadar geldim oyunda. Başlangıç söyledim. Oyun şeyim bu. Anladım. Peki şu an Evet. krallığınızda durumlar nasıl? Şu an krallığımızda bazı ufak tefek geçici çözümlü kolay kırgınlıklar olsa da gönül rahatlığıyla topyekun bir barış, kardeşlik ve dayanışma hakim diyebilirim. Böyle ki üretim kalesi olsun, kalkansız sahipli kale olsun. Özellikle mavi renk görünüyorsa kesinlikle kimse vuramaz. Vurduğu takdirde yaptırımlar da ağır olur. Şu Böyle bir anlık hani bir taht savaşı falan bir şey yok. Her şey barıştı o zaman. Doğru anladım değil mi? tabii, barış kardeşlik, her şey işte biraz sıkıcı da olsa Aynen. iyi yani. Böyle bir dayanışmanın neticesi olarak da kazandığımız onlarca revere altınlarıyla krallığımıza hem ödülen prestij olarak geri dönüyor. Yani güzel Aynen. bir Şu an dayanışma. gelişme şeyindesiniz, politikasındasınız o Tabii zaman. tabii tabii tabii. İnşallah hani önümüzdeki Nisan'da tahmin ediyorum büyük ihtimalle birleşmemiz olacak. Ya ben bu geçtiğimiz Şubat'tan çok umutluydum da gelmedi. Ben Nisan'ın içinde bekliyorum. Mayıs'a girmeden bekliyorum birleşmeyi. Bakalım artık. Şimdiden Nisan oldu. Hadi bakalım gelecek mi? Geleceğim Peki büyük abi, ihtimalle. bu oyuna günde kaç saat vakit ayırıyorsun? Pandemi dönemiyle birlikte oyunda olduğum süreyi asgari 3 ile duruma göre 8 saat diyebilirim. Yalnız RVR zamanlarında bu süre çok daha farklı olabilir. Tabii ki de önemli etkinlikler var. O zaman da oyunda olabildiğince kalmaya çalışıyorum. Revel Asgari etkinliğini krallıkça oynuyor musunuz? Tabii. Tabii. Ha. Yani bizim Yani krallık hiç o şeylere bakmıyor abi ya. Böyle hani sonuncu olsak hiç umurumuzda değil. Yani biz hiç yapmıyoruz öyle. bir sürü revere kazanmışlığımız var. 316 olarak da bayağı bir başarılıyız yani o konuda. Ha. Tutkunuz. Peki bu online süresi oyuna ilk başladığın sürelere nazaran nasıl? İlk süreler sabahlara kadar oyundaydım. Yani vakit çok iyi geçiyor. Yani ofisteydim zaten. Genellikle gazete ofisinde. Bir bakıyordum sabah olmuş. 10-12 saat devam ediyordu. Şimdi de 3 saatten aşağı durmuyorum oyun. Her an 3 saat vakit geçiriyorum yani. Aynen anladım. Peki abi, yani bu zamana kadar hani oyunu oynadın. Peki oyun bu süre zarfına kadar seni nasıl etkiledi? Olumlu veya olumsuz bir yönü var mı?
Oyun önceden de söylediğim gibi gece ofiste çalışma dönemim boyunca zaman geçirme yönüyle daha da önemlisi bağlayıcı yönüyle beni gerçekten olumlu ve önemli derecede etkiledi. Bazen kendi kendime ya senin oyun neyine başka işin yok dercesine kendimi eleştirdiğim zamanlar olsa da yani 244. krallıkta kalelerimi de bırakarak oyunu bıraktığım bir direnmemişti kısa süre. Sonra 246. krallıkta şimdiki 326 işte. Dostlarım da teşvikiyle kale açıp tekrar döndüm ve son hızla oyuna da kaleyi de güçlendirmeye devam kararı aldım. Yani olumdu bence gayet güzel. Sürükleyici bir oyun. Peki bu oyunda abi hani bir favori bir oyuncun var mı? Favori oyuncu demenle aklıma ilk gelen isim kesinlikle Aras'tır. Aras'ı tanırsın. Şey Dark. Aras, Nick neydi? Diğer olarak kullanıyorum. Aras. 195. krallıkta bir süre liderliğinde yaptığım ittifakla. Şey, bana nickini söyle abi bana. Aras. Şu an Diğer kullanıyor. Bizim zamanımızda Aras olarak kullanıyor da Diğer. Şeyde hangi krallıkta dedin? Şu an herhalde kaçta? 100 şey tam hatırlamıyorum da. Parası hatta sen şey arasında bir röportajla yaptın ya. Dark'ı mı diyorsun? Dark şey. Oyunun iki Dark. Dark. O Aras abi onu diyorsan o yani. Dark. Onun da buradan kulaklarını çınlatalım bizi dinliyorsa gerçekten saygı ve terbiyesiyle, herkese duyduğu iyi niyetiyle, samimiyetiyle, hoş sohbetiyle, tabii ki oyundaki üstün kabiliyet ve yaratıcılığıyla, özellikle de hırsıyla bende iz bırakan bir genç. Doğrudur. Aras abiyle ben de konuştum. Hem yani oyun bakımından bilgisi olsun, kendi kişiliği olsun, on numara bir adam. Aynen, bana göre ve en büyük hatası aşırı hırsı ve çok çabuk kızıp alevlenmesi. Bu yönünde hakim bastırabilirse oyun bileği kolay kolay bükülmez. Ara sıra halen görüşürüz çalışma iş güç derken. Şimdi de araya pandemi girince yerine getiremediğim sözümü ilk fırsatta yerine getirip bu fırsat ziyaretine gideceğim inşallah. İnşallah abi. Görüşürseniz benden yana da selam söyle. Aleyküm selam. Buradan izliyorsa senin nezdinde kendisine sonsuz sevgilerimi yolluyorum. Bir de 195. krallıkta iyi niyetin eser olarak hepimizin şahit olduğu üzücü bir olay yaşadı. O olayı yaşamayıp oyundan korkmasaydı inanırım ki Muay dünyasında parmakla gösterilen oyuncu olurdu diye düşünüyorum. Peki o olaydan Aras'ın böyle üstü kapalı böyle biraz hani kısadan geçebilir misin üzerinden? Güverip kalesinin her türlü bir... Bu hesap şey mi? Hesap temsil mi olayları mı? Evet, Güverip Kalesi'nin her türlü bilgilerini verip emanet ettiği sözüm onu hem de öğretmenlik yapan bir şahsın ismini vermek istemiyorum, o kendini biliyor. Kaleye girip sıfırlaması asla anlaşılacak, kabul edilebilecek bir davranış olamaz. Her ne kadar ben yapmadım dese de gören göz kulağınız istemiyor. Adam bu olaydan sonra en yakın dostlarını bile kaybetti. O hırsla benimkiler de dahil gelip kaynaktaki askerleri saldıracak kadar da alçalık karakterini açıkça ortaya koydu. Ve sonunda tabii ki bedelini fazlasıyla ödedi. Başka alemlere uçtu gitti. Anladım. Peki önceki konuşmalarımızda demiştin hani bir bıraktım orayı yeni bir krallığa gittim ama hani bu oyunda hiç bırakmayı falan düşündün mü? Düşündünse neden diye soracağım. Düşünmedi yani. Adam bayağı bir güç yapmıştı Aras. Sonra bir baktık sıfırlanmış ya, canlı yayında sohbet edip şu yaptık bu yaptık. Yapan da belli oldu. Çekti gitti Aras'ı kaybetti. Bir daha başka bir krallığa geçti o arada. Hatta ben de gitmiştim beraber. Bir kale açmıştım. O kalede sonra ulaşımı kaybettim. Bir şey hep devam edemedik. O günden beri irtibatımız koptu yani. Bırakması bu. Böyle oldu. Kısa bir dönem. Siz ilk başlarken Aras abiyle beraber mi başladınız? 195'te Aras ilk başladığında benim yanımdaydı. Ben liderliğini yapıyordum. Sonra Aras'a devretti liderliği ve belli bir süre o yaptı. Der olarak 195'te. 244'te bir birleşme oldu. 244 o zamanı göremedi. İşte başka kararlığa geçti. Kaleci sıfırlanınca.
Anladım. Peki abi, bu oyuna sence hani para basmadan başarılı olunabilir mi? Oyunda ilk zamanlar kudret kaybettik. Kaynak yok gibi tasalara girip paket alıp düzeltelim gibi düşünceleri yoktu. Her türlü kaybı para filan basıp pakete yüklenmeden kolayca hallediliyor. Başarı çıtasında zorlanmadan yükseltiyorduk. Gerekli olan her şey karşılıksız yardımlaşmayla kolayca çözülüyordu o zamanlar. Kısaca eskiden yeni kalem yüksek adeta çocuk oyuncağı gibi bir olaydı. Bilmem belki bana öyle geliyor ama bugüne kıyaslarsak para olmadan sıfır kale açıp eski hızla yükseltmek gibi bir düşünce anca hayal olur. Eskinin kolaylığıyla bugünün zorluğu ancak parayla kısa kıyaslama görüşünde. Para ya, para önemli. Aynen. Para çok önemli. Peki bu güncellemeleri genel baz alırsak hani bugüne kadar gelen güncellemeler hakkında ne düşünüyorsun İşte güncellemeler deyince tam da paranın devreye girdiği, abi? yani o oyuna bilinçli şekilde yerleştirildiği noktaya gelmiş oluyoruz. Bu Güncellemelerde 50'ye son hızla yaklaşıyoruz. Yani Aynen. her güncelleme ayrı bir heyecan ve istek yaratıyor. Görünse de çoğunun üstesinde gelebilmek özellikle benim gibi oyuncular için mucize gibi bir şey. Senelerdir aldığım paket sayısı bir elin beş parmağına geçmez. Devamlı kendi şahsi çabalarımla yükselmeye çalıştım. Ama güncellemelerin de gösterdiği gibi arkaya maddiyat desteği koymadan yükseltmek çok zor Aynen. olacak. Bunun jetonu var, taşı var. İşte paragonu Yani yükseltmek için etkinliğe altın lazım. Hani bir sürü kaynak mantıklı. basıyorlar. O kaynağı toplayarak mı yapıyorlar sanki? Doğrudur kardeşim. Yine de güncelleşmeler yaşandıkça oyunun gidişatı da cezbedici hale gelmiyor değil yani. Bunu da söylemek lazım. Yani ister istemez tabii oyuncuları hani etkiliyor ama bu güncellemelerin ama en sonucuna böyle sonuna bakarsak pakete falan geliyor hep. Pakete dayalı, paraya dayalı, maddiyata dayalı. Yani eskisi gibi değil. Aynen. Eskisi gibi değil. Şimdi bugün belki de ticaret kavramı çıktı ortaya. Maya dünyasına. Eskiden bir ya bir kaynak lazım, ekmek lazım dediğim zaman 50 yerden geliyordu. Şimdi bir ekmek lazım dediğin zaman bir saat falan şöyle bir bekliyorsun ki tek tük işte bir şeyler çıkıyor. Yani Aynen. ticareti döktü herkes. Aynen. Peki abi bu geçtiğimiz revere'de hani revere'ye denk gelen bir taht savaşı oldu 288. krallıkta. Ya bayağı uzun sürdü. 100 saat sürdü. Yani 100 yıl savaşları 100 saat savaşları olarak adı geçiyor. Peki bu savaş hakkında ne düşünüyorsun? Kısaca bize yorumlar mısın? Harika, çok keyifli, heyecan dolu. Hatta Muay tarihinde uzun süre konuşulacak rekorun kırılması çok zor. Tam anlamıyla organize bir taht savaşıydı. Hele ki tam bitti derken son saniye vuruşuyla ben o saniyeyi de kaçırdım. Çok üzgünüm. Zamanı tekrar başa alan vuruş kelimelerle anlatılamaz. Oradan sonradan başka bir yerde izledim. Bu arada ben de kaçırmam arkadaşlar. Senin de destekli bir 70 vuruşundan bahsettiler bana. Benim mi? Yardımcı Ya gelmiş. ben Evet. o gün mesela nasıl oldu? Hani işten geldim, ne yapayım ne yapayım gideyim 288'de savaşı falan izleyeyim. Şimdi adam sürekli zıplıyor hani tahta vurmak için ya. Hani Evet. sürekli hani yakalamak falan bulmak zor. Bir sefer tahtını orada vurmuştu. Dedim bari 70 açayım vurayım. 70 zaten bizim orada pek lazım olmuyor. Hep dost etraf. Bari boşa Kaçırdım o saniye. gitmesin dedim. Eline sağlık, eline sağlık. Ben de Bizler de dostlara moral ve destek amacı elimizden geldiğince yanlarında olmaya çalıştık. Biz de oradaydık. Fakat şu bir gerçek ki her iki ekip de tahta buranın takipçisine, lojistiğinden her kademesine kadar tam anlamıyla organizeydi her iki ekip de. Aynen. Kaybedilen kudretlerin, havada uçuşan altınların haddi hesabı mümkün değil. Yani hesap edilemez. İki ekibin de altyapı olarak tam anlamıyla sağlam ve hazırlıklı olduğu apaçık belliydi yani. Biz böyle kim sıfırlanacak diye beklerken darbeyi alanlar anında eski haline dönüyordu. Yani böyle bir
İnanılmaz bir Yani şey, çok orada kötü. bir saat içinde alınan kudret, basılan kudret, hani benim şu ana kadar gördüğüm kudretten kat kat fazlaydı yani. Müthiş, 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 müthiş. Yani kimseniz 100 saat ekran başında uykusuz, yemeden, içmeden, ihtiyaç gidermeden savaşı yapması elbette mümkün değil. Kendi aralarındaki nöbetleşe dayanışması bu sorunun üstünden geldikleri apaçık belliydi yani. Aynen. Zorlu savaşın sonunda da bir kazanan olacaktı tabii ki. Kendisini ve ekibini yürekten kutluyorum ama bence kaybeden demek istemiyorum. Bu savaşta kaybeden diye biri olmadığını da düşünüyorum. Hani bu Onlar da savaşın harika kazandı. aynen, hani böyle ne kaybedeni var ne kazananı var. İki Aynen, tarafta aynen. istediğini aldı diyelim. Müthiş, müthiş. Harika mücadeleleri için, bizlere ve o heyecanı yaşatıp ortak ettikleri için hepsini yürekten kutluyorum. Yüreklerin emeklerine sağlık. Kaybedilen onca kudret zamanla nasıl olsa yerine alınacağı aşikar. Ortaya Aynen. konulan mücadelenin muhteşemliği, prestiji, her türlü kudretin ve kaybın çok çok üzerinde bir değer bence. Müthiş bir mücadeleydi. Aynen abi. Peki abi, bize zaman ayırdığın için çok teşekkür ederim. Son olarak eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Kardeşim asıl ben yaşlı oyuncuları da dikkat alan Estağfurullah düşüncelerini abi. düşünceleri özellikle beni seçip gönderdiğin davet için sana çok teşekkür ederim kardeşim. Sağ olasın, var olasın. Oyunla ilgili yaptığın her paylaşımlar gibi oyuncuları da ön plandan çıkarıp yaptığın tanıtım paylaşımlarında çok çok anlamlı. Emeğine, ellerine sağlık. Çok teşekkür ederim. Bu hoş sohbet için ayrıca teşekkür ederim. Bitirmeden önce 316. Krallık'taki arkadaşlarım, özellikle ittifakımız Aser'de başta liderimiz Göçebe Özgür şahsında tüm arkadaşlarına selam ve sevgilerimi sunuyorum. Yine 200 küsur zamanlarından bende büyük hatıralar bırakan şimdiki 355. Krallık'taki ulu ve diğer ittifaklardaki dostlarıma da ayrıca selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Bu arada bir not, dipnot son ekleyeceğim. Bunu söylemeden geçmeyeyim ki sana da tavsiye ederim, bir yayınını al Tabii. müsait bir zamanda. Şimdiki 355. krallıktaki Bozniki ile savaşan Musa kardeşim var benim. Kendisi kurye yapıyor, mesleği kuryecilik. Şey, Ulu İttifakı'nda mı? Evet, kuryecilik yapar. Bazen böyle motor üstünde hem driver yapıp savaşan, bir eliyle motoru mesleğini yapıp bir eliyle motor üstünde telefonda savaşan bir kardeşim. Helal olsun vallahi. Ona da özellikle selamlarımı gönderirim. Kısaca bu oyun üzerinde kurduğum birbirinden değerli tüm dostlarımın gözlerinden öperim. Selam ve sevgiler. Vakit ayırdığı için ben sana teşekkür ederim kardeşim. Sağ ol. Görüşmek üzere Görüşmek inşallah. üzere abi, iyi Hayırlı, akşamlar. hayırlı başarılı yayınlar dilerim. Sağ olun, Hayırlı akşamlar. teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, bu bölümümüzde de Akın abiyi tanıdık. Kendisi hani biz oyunculara göre şu ana kadar tanıdığım, yaşı bizlere göre yani bayağı ileride bir abimiz. Ve onu sizlere tanıtmaktan mutluluk ve gurur duyarım arkadaşlar. Yani şöyle, hani dediğim gibi bir sürü oyuncu var. 15 yaşında oyuncu da var, 67 yaşında oyuncu da var. Hani şu anlık en yükseğini sizlere tanıttım. En düşüğünü hani 11 ya da 12 yaşında bir oyuncu var mı bilmiyorum. Eğer varsa da yorumlarda belirtin. Bir sonraki konumda belki o olur. Şimdilik videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Ve Akın abiye de tekrar tekrar teşekkür ederim. Ve başarılarının devamını dilerim. Ve 288. Krallık'ta da geçen savaşlar için her iki takımı da tebrik ederim. Bu sağda ve solda çıkan videolara tıklayarak bana destek olabilirsiniz. Abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Ve bu tarz videoların gelmesi istiyorsanız ve bir sonraki konumu siz olmasını istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın ama Marşu Fan Paylaşsız asla kalmayın.